Benim neyimi beğenmediler? Ne olursunuz bulun bana onu. Ne olursunuz Bartu'yu getirin bana. Kıyamam. Sakin. Bartu'nun gelmesi lazım. Onunla konuşup her şeyi çözmem lazım. Gelin bir oturalım. Ne olur bir sakin olalım. Orası da olur. Sizi oraya hazırlamıştık. Orası da olur. Bartu'yu bulmamız lazım. Ona ulaşamıyorum. Benim neyimi beğenmediler? Burnum hokka gibi, boyum posum yerimde. Benim neyimi sevmediler? Benim neyimi istemediler? Neden böyle oldu? Bir an böyle her şey çok güzel giderken neden böyle oldu? Ah hanım, lütfen getirin konuşalım onunla. Her şeyi çözelim lütfen. Fulya Hanımcığım, benim kafam azıcık karıştı. Siz bana ne olursunuz bir önce teker teker böyle sakin, ben de sizi daha iyi anlayayım, seyircilerimiz de sizi tanısın, durumu bir anlasın. Ayrıca bu konu nedir bilmiyorum ama şu an tam olarak yani sizin niçin hakikaten beğenmemiş olabilirler, olur mu hiç öyle şey yani? Evet. Nedir? Hikayenizi anlatır mısınız? Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben Bartu'dan şans istiyorum. Bartu Bey kim? Bartu evlenemediğim kocam. Ondan bir şans istiyorum. Gelsin konuşalım. Benim kızım pırlanta gibi. Nasıl olur da o nikah masasında yalnız bırakılıyor? İnanın hiç aklım almıyor. Şimdi bana hikayenizi anlatır mısınız? Biz Bartu'yla çok güzel gidiyorduk. Her şey o kadar güzel olmuştu ki. Hı. Yani düğün gününe kadar arabasıydı, gelinliğiydi. Her şey çok güzel gidiyordu. Prensesler gibi olmuştum. Düşünsenize beni o halde Hande Erçel görse, hatta Demet Akalın görse herhalde takma kirpiği düşerdi yani kıskançlıktan, hasetinden. Yani o kadar güzel olmuştum Ahu Hanım. Ya bu kaynanam benim neyimi beğenmedi? Ben ne yaptım bu kadına, neden yaranamadım? Beni kötü anlatmışlar herhalde, filtre falan anlatmışlar. Ben filtre falan yapmadım yani. Ya sosyal medya bu. Sosyal medyanın filtreleri şu an o kadar gelişmiş ki. Yani bunu mu bahane ediyorlar? Ben lütfen Bartu'nun gelmesini istiyorum. Onu o kadar çok seviyorum ki. Ona bir an önce kavuşmak istiyorum Ahu Hanım. Şimdi ben Bartu Bey'e kavuşmak istediğinizi anladım. Seyircilerimiz de anladı. Bir soluklanalım. Bir çay içer misiniz? Ben diyetteyim ama bir yeşil çay alırım. Tamam, arkadaşlarımız onu halledecekler. Ben normal çay alayım. Fulya Hanım, böyle kendinize çok mu dikkat edersiniz? Ben kendime çok dikkat ederim. Pilates'e bile gidiyorum yani. Pilates'e başladım, spor yapıyorum, zayıflıyorum. Yani zayıflamaya karar verdim pilates yaparak. Hem boyumu uzatıyorum, hem pilates yapıyorum, hem... Bu şekilde de Bartu'ya da söz vermiştim ben. Bartu'ya söz verdiğim için sözümü yerine getirdim, tuttum. Spora gidiyorum, pilates dışında dans ediyorum, dans yapıyorum. Yani hatta birlikte dansa okuluna gidiyorduk. Birlikte dansa gidiyorduk. Çok güzel günlerimiz vardı bizim. Neden böyle oldu? Ona ulaşamıyorum. Arıyorum, ulaşamıyorum. Akrabalarına ulaşamıyorum. Kimseye ulaşamıyorum. Ulaşabileceğim kimse yok. Şöyle yapalım mı? Kafamda deli sorular benim. Fulya Hanım, bir saniye. Boyumu uzatacağım mı dediniz siz? Evet, boyumu beğenmemişler, kilomu beğenmemişler. Ne olmuş benim kiloma? Ne var benim kilomda, ne var benim saçımda, burnumda ne var? Hokka gibi burnum var. Saçlarım da çok güzel. Ne istiyorlar? Yani bence bunların ailesel sorunları var herhalde. Ailesel sorunları olduğu için sanırım beni bahane ediyorlar yani. Şimdi sizi beğenmeyen kayınvalideniz mi? Evet, evet. Yani... ben onunla her zaman telefonda görüntülü olarak konuşuyordum. Yani fotoğraflar gönderiyordum aramız ısınsın diye, yakınlaşalım diye. Çünkü kadıncağız gelemiyordu bu tarafa pandemiden dolayı. Konuşmalarımızda kızım ben gelemiyorum, yüz yüze görüşemiyoruz. Bu yüzden ben de onu mahcup olmasın diye arıyordum yani görüntülü bir şekilde. Siz Bartu Bey'in... Anlamaya çalışıyorum. Bence seyircilerimiz de öyle. Siz Bartu Bey'in annesi yani evet. Eski kayınvalideniz mi diyeyim? Eski kayınvalidenizle yani nerede görüştünüz de sizi beğenmedi? Biz telefonda görüşüyorduk her zaman. Beni ilk defa canlı olarak düğünümde gördü. Ben Bartu'nun kuzeniyim. Bartu bana evleneceği kızın resmini gösterdi sosyal medya hesaplarından. Evet dedim yani okey güzel kız. Ama sonra bir baktım ki kızın kendisi kesinlikle aynı değil. Yani bana göre bu resmen bir dolandırıcılık. Başka hiçbir şey olamaz.
Düğün gününe gelene kadar kayınvalidenizi siz hiç görmediniz mi? Mesela kız isteme vardır ya bizde. Evet. Kız isteme olmadı mı? Kız istemeye biz aceleye getirdiğimiz için, bir de pandemi olduğu için benim kayınvalidem gelemedi yani. Evet. Sadece görümcem geldi ve kaynatam geldi. Ha. O şekilde yani isteme olundu. Yani o şekilde tatlıya bağlandı. Yani çok güzel şeyler oldu. Ama kayınvalidem gelemedi. Sizin aileniz demedi yani mi canım? Canlı göremedi. Bir görelim biz bir dünürümüzü demediler mi? Apar topar olduğu için Bartu da bu olayı, yani isteme olayını apar topar yaptırdığı için, aceleye getirdiğimiz için. Peki bir sakıncası yoksa sormak istiyorum. Yani, niçin apar topar oluyor her şey? Yani Bartu buna okey dedi. Ben de... Siz mi istediniz böyle apar topar olmasını? Yani Bartu da istedi, ben de istedim. Birbirimize deli gibi aşığız yani sonuçta. O yüzden biz de hemen... Aşk beklemiyor diyorsunuz. Yani aşk beklemez. Bartu abi evlenmeyi aceleye getirdi. Bir anda kız isteme işi çıktı. Halam bile gelemedi memleketten. O kadar aceleydi yani. Dans kursunda mı tanıştınız? Dans kursunda çok güzeldi. Ahu Hanım, size nasıl anlatayım? Bu yaşanılır yani. Yani beni dans ederken belimden kavraması. Yani tam bir damat gibi. Gerçek, ben dedim ki o arada, bu tamam dedim. Bu tam benim istediğim, aradığım koca dedim yani. Dans kursunda boylu, poslu. İlk evet. Karşılaşmanız evet, mıydı? Evet, tam yani birkaç kere tabii ki bizim birbirimizi görmüşlüğümüz oldu. Var. Tabii, partner mi oldunuz? Dans partneri mi oldunuz? Daha önceden Bartu'nun partneri vardı. Partneri de okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bu arada Bartu da bana kalmış oldu. Bartu bana kalınca ikimiz de birbirimizden hoşlandık bu şekilde. Peki sizin bir partneriniz yok muydu o güne kadar? Benim partnerim vardı ama çelimsiz bir şeydi. Ne yapacaktım ben o çelimsizi Bartu gibi yakışıklı boylu poslu dururken? Ha, siz böyle şey tipiniz boylu poslu evet. Yakışıklı. Evet yani yanıma yakışır dedim. Bartu yanıma yakışır dedim. Benim kızım son derece sosyal ve girişken bir kızdır. Ben kızımla her zaman gurur duydum. Onu hayatın bütün zorluklarına karşı hazırladım. Bir gün eve geldiğinde anne ben aşık oldum dedi. İlk defa o gün bana Bartu'dan söz etti.